Sessiz Gece, John Woo'nun yönettiği ve Robert Archer yazdığı bir filmdir. Film, oğlunu kaybeden ve daha sonra oğlunun hayatını kısaltanlardan intikam almayı hayatının tek amacı haline getiren bir babanın hikayesini anlatıyor. Film, John Woo'nun 2003 yılında Paykek filmiyle Batı film endüstrisiyle yollarını ayırdıktan sonra Hollywood'a dönüşünü temsil ediyor. John Woo'nun kariyeri hiç şüphesiz bir film yapımcısının herhangi bir bölgede yaptığı en ilginç yolculuklardan biridir. Hong Kong'lu film yapımcısı, kariyerine 1960'lı yıllarda, o bölgenin endüstrisi için dövüş sanatları ve macera filmleri yaparak başladı. Daha sonra yönetmenlik tekniklerini mükemmelleştirdi ve sonunda 1980'lerin ve 1990'ların en ikonik aksiyon filmlerinden bazılarını yönetti. A Better Tomorrow, The Killer ve Hard Boiled gibi filmler hala aksiyon türünün efsane filmleri olarak anılıyor. Bu filmlerin etkileri tüm dünyadaki film endüstrilerine kadar uzanabilir. 1990'ların ortalarında John Woo, Hollywood'a geçiş yapmak için aksiyon film yapımcısı olarak efsanevi itibarını kullandı. Orada, türünün en iyisi olmasa da onu Hollywood'da da tanınan bir isim haline getirecek kadar başarılı olan bir dizi film yapmayı başardı. Bunun John Travolta ile yaptığı işbirlikleri özellikle unutulmazdı. Face, of bir klasik haline geldi. Ancak bunun Hollywood'daki kalışı, Mission Impossible 2, Wind ve tabii ki Pike gibi filmlerin hem finansal hem de eleştirel açıdan beklentileri karşılayamamasıyla sona erdi. Ve yönetmenin tekrar Hollywood'da çalışmasını konu alan Sessiz Gece filmi geliyor. Ancak, bu yönetmenin onlarca yıldır bu tarzda bir film yapmamış olduğunu belirtmek için tüm bu geçmişi hatırlatıyorum. Bunun son çalışmaları, Red Cliff, veya The Crossing gibi harika epik tarihi filmlerden oluşuyor. Bu filmler aksiyonu çok iyi kullanıyor ve kullanıyor olsa da tek kişiyi merkeze alan aksiyon filmlerinden uzaktır. Bu Sessiz Gece'yi yönetmen için bir nevi temellere dönüş haline getiriyor ama ne yazık ki Wu'nun onu ünlü yapan stili olan hakimiyeti bir şekilde zayıflamış gibi görünüyor. Yine de Wu'nun yönetmenliğinin bu filmdeki en zayıf halka olmadığını söylemek önemli. Senaryo aslında filmin en zayıf unsuru ve Wu'nun bunu çekime başladığı andan itibaren fark etmesi gerekirdi. Bu kadar tecrübeli bir yönetmenin böyle bir senaryoyu bu şekilde çekmesi çok tuhaf. Film, fantastik görsel hikaye anlatımı için bir fırsat olabilecek, diyalogsuz bir hile ile ilerlemeye çalışıyor, ancak aslında bu, filmin çeşitli şekillerde eksik hissetmesine neden oluyor. Sessiz Gecenin senaryosu, diyalogsuz, hilesini en uç noktalara taşıyor ve hikayeyi net ve tutarlı bir şekilde anlatmak için hem görsellerin hem de performansların hızlanması gerekiyor. Bu zorlu bir mücadeledir ve film ne yazık ki bunda başarısız olur. Birkaç yıl önce Square Enix, The Quiet Man adında garip bir aksiyon oyunu yayınladı. Bu oyunda baş karakter sağırdı ve oyundaki tüm diyalogları algılanamaz hale getiriyordu. Sessiz Gece birçok yönden böyle hissettiriyor. Senaryo ve yönetmenlik, diyalog eksikliğini telafi etmiyor ve bu nedenle performanslar ve filmin tamamı acı veriyor. Joel Kinnaman bir süredir Hollywood'da vites değiştiriyor ama ne yazık ki kendisini doğru dürüst kullanabilecek rolü almayı başaramadı. Kinnaman, AMC'nin The Killing filminde zaten kanıtladığı gibi harika bir aktör, ancak filmdeki rolleri oldukça sönüktü. Suicide Squad serisindeki görünüşü bile James Gunn'ın son filminde gösterdiği harika performanstan sonra kısaltılmıştı. Burada Kinnam'ın elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ancak performansı, oyuncu kadrosunun geri kalanıyla birlikte gülünç hissetmeye başlıyor. Film hiçbir zaman, diyalog yok hilesini tam anlamıyla haklı çıkarmıyor ve oyuncular ancak bu kadarını yapabilir. Daha önce de söylediğimiz gibi bu, Wu'nun daha klasik aksiyon filmi yapım tarzına dönüşü. O paslanmış, başka çaresi yok ama yine de en azından kısmen buna sahip. Filmin gösterim süresi boyunca sunduğu birçok aksiyon sahnesinde Wu'nun yönetimi doğrudan ve güçlü. Bunlar son 10 yılın en iyi aksiyon sahneleri mi? Hiç de bile. Bu noktada Wu'nun aksiyon tarzı eskimiş gibi görünüyor. Hiçbir şekilde kötü değil ama aynı zamanda 1980'lerdeki kadar şaşırtıcı veya çığır açıcı da değil. Bu nedenle sessiz gecedeki aksiyon sağlam hissettiriyor ancak film tek başına bu unsurla öne çıkamıyor. Bu arada, yine efsanevi Marco Beltrami'nin imzasını taşıyan müzik, film boyunca pek çok ağır iş yapmak zorunda kalıyor. Müziğin sahneleri ileri iten tek şey olduğu birçok durum vardır. Sona doğru, hem Wu'nun yönetmenliği hem de Beltrami'nin müziği mükemmel bir birleşimi oluşturuyor ve işte orada filmin nasıl olabileceğini görebiliyorsunuz. Ne yazık ki bu anlar hızla kayboluyor ve elimizde, aksiyon filmlerinin çalışması için gereken ruha sahip olmayan bir film kalıyor. Son kelime. John Woo'nun bu tür bir film yapmak için geri döndüğünü görmek harika. Ancak film, diyalogsuz hilesini bir satış noktası olarak zorlamaya çalışıyor. Ancak gerçekte bu hem ekrandaki oyuncular hem de onu izleyen izleyiciler için tuhaf bir deneyim haline getirerek filme yalnızca zarar veriyor. Piyasada daha iyi aksiyon filmleri ve Batı'daki pek çok insanın muhtemelen izlemediği ve izlemeye değer olduğu daha birçok John Woo filmi var. Onun yerine gidin, bunları izleyin.